Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuruların içeriğine bakıldığında en sık yapılan hatalardan birinin de temel hak yargısı kavramının yeterince anlaşılamamasından kaynaklanan hatalar olduğu görülmektedir. Gerçekten Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru bağlamında yaptığı inceleme münhasıran başvurucuların anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ortak koruma alanında kalan temel haklarından birinin ihlal edip edilmediğine ilişkindir. Halbuki çoğu başvurucunun Anayasa Mahkemesi'ne bu başvuru imkanını ikinci bir temyiz yolu olarak gördüğü ve bu yönde talepler ileri sürdüğü görülmektedir. Bu kapsamda pek çok başvuruda dava mahkemesinde verilen kararın hukuka aykırı olduğu veya temyiz makamının incelemesi gereken hususlarda yani hatalı bir inceleme yaptığı gibi iddialar içerdiği görülmektedir. Halbuki Anayasanın 148. maddesi açıkça bireysel başvuruda kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz hükmünü içermektedir. Bu ilke, sık kullanılan bir ifadeyle söyleyecek olursak, Anayasa Mahkemesi'nin bir süper temyiz mahkemesi veya ikinci bir temyiz mahkemesi olmadığını daha peşinen ifade etme anlamını taşımaktadır. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi de ilki olarak derece mahkemeler önünde dava konusu yapılmış maddi olay ve olguların kanıtlanması, delillerin değerlendirilmesi, hukuk kurallarının yorumlanması ve uygulanması, ilk derece mahkemelerince uyuşmazlıkla ilgili varılan sonucun esas yönünden adil olup olmaması bireysel başvuru incelemesine konu olmaz demektedir. Bu kabulden hareketle başvurucuların bir anayasal hak ihlali iddiasını içermeyen, yalnızca derece mahkemelerinin kararlarının gözden geçirilmesini içeren başvurular açıkça doyaraktan yoksun bulunmakta ve incelenmeksizin reddedilmektedir. Öyleyse bir davanın dayanağı olan maddi olguları tespit etmek, delilleri değerlendirmek, kanun hükümlerini uygulamak derece mahkemelerinin görevidir. Buralardan kaynaklanan sorunların çözüleceği yerler de istinaf veya temyiz kanun yollarıdır. Anayasa Mahkemesi'ne göre bu temel kuralın tek istisnası derece mahkemelerin kararlarında açıkça görülebilen ve bariz bir keyfilik adeta kötü niyet olarak değerlendirilebilecek olan bir takdir hatasının bulunmasıdır. Bu tartışmayı şöyle toparlamak mümkündür. Başvurucular en nihayetinde haklı görüldükleri ve kazandıkları bir davada da temel haklarını ihlal iddiasını Anayasa Mahkemesi'nin önüne taşıyabilirler. Örneğin 10 yıl, 15 yıl süren bir yargılama sonucunda hakkını alan veya ceza yargılamasında beraat eden bir kişi, halen adil yargılanma hakkının bir alt unsuru olan makul sürede yargılanma hakkının ihlal olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilecektir. Benzer şekilde asıl davasında haksız bulunan bir kişi de, örneğin delillerin değerlendirilmesi aşamasında bir keyfilik olduğunu veya soruşturma evresinde ceza yargılamasında özgürlüğünden haksız şekilde ve uzun süre mahrum bırakıldığını iddia ederek Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunabilecektir. Öyleyse temel hak yargısının konusu münhasıran temel hak ihlallerinin tespiti ve bunların giderilmesidir. Temel hak yargısında temel hak ihlalinin tespit edilmesinin maddi olguların çözümlendiği derece mahkemelerindeki haklılık ve haksızlık kategorileriyle düşündüğü gibi doğrudan bir ilişkisi veya bağlantısı bulunmamaktadır.